Hazreti Adem o yasak ağaçtan yedi, biz de günahkar olduk. Bu yanlış bir değerlendirme. Hristiyanlarda dikkat çeken inançlardan birisi zenbi asli meselesi. Onların kabulüne göre Hazreti Adem'in yasak ağaçtan yemesiyle dünyaya gelen her çocuk günahkar olarak doğar. Ve yine onların kabulüne göre Hazreti İsa kendini feda etti ve bu şekilde insanlığı bu günahtan kurtardı. Onun çarmıha gerilmesi, işte haç sembolüyle bu gösterilmekte. Onun bir fedakarlığı olarak insanlığın bağışlanması için tabiri caizse bir fidye oldu, bir bedel oldu. Böyle değerlendirmekteler. Bu onların değerlendirmesi ama Kur'an-ı Kerim'de bu tarzda değil de suçun şahsiliği vardır. Yani Hazreti Adem'in o yasak ağaçtan yemesinden dolayı bizler niye aynı günahı işlemiş sayılalım ki? Biz de bunun yerine وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى esası var. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Belki Hristiyanların şöyle demesi beklenirdi. Öyle deseler güzel de olurdu. Yani her çocuk günahkar doğar değil. Her çocuk günah potansiyelli doğar. Hazreti Adem nasıl ki yasak ağaçtan yedi, bu insan da günahlara meyilli bir varlıktır. Ve ömrü boyunca da az veya çok, büyük veya küçük bir takım günahlara girebilmektedir. Bu manada değerlendirseler bir sıkıntı yok. Ama Hazreti Adem o yasak ağaçtan yedi, biz de günahkar olduk. Bu yanlış bir değerlendirme. Kur'an bunu çok net bir şekilde reddediyor. Ve bir de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Küllü mevlut yuledu alel fıtra. Dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzere gelir. ثُمَّ اَبَوَّاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Hadiste iki şeye dikkat çekilmiş. Bunlardan birisi fıtrat. Yani her çocuk masum olarak doğar. Fıtrat üzere doğar. Ve İslami esasları kabul edecek bir tabiatta doğar. Bu onun fıtratı asliyesi. Asıl fıtratı. Ama bir de çevre unsuru. Çevresi Yahudi veya Hristiyan veya Mecusi veya başka hangi bir toplumsa çevre onu şekillendirir. Ama insan mutlaka çevreye göre şekillenmek zorunda mı? Hayır. Hristiyan bir çevrede doğar, gün gelir fabrika ayarlarına dönüp İslamiyet'i tercih eder. Bunun çok örneklerini görmek mümkün. Demek ki bize düşen yaratılıştan günahkar olduğumuzu kabul etmek değil ama günaha meyyal, günaha kabiliyeti olan bir varlık olduğumuzu fark etmek, ruhumuz bize tertemiz bir şekilde verilmiş, günahlarla bunu kirletmemek, şayet ufak veya büyük günahımız olmuşsa tevbe deterjanıyla bunu temizlemek, temiz bir şekilde yolumuza devam etmektir.